Kadriye. Çünkü size çok büyük bir haberim var. Ne kadar büyük? Bu odadan büyük mü? Evet. Bu binadan büyük mü? Evet. Peki güneşten büyük mü? Necati, dinler misin beni? Dinlemek isteseydim kulaklarım bu kadar küçük olmazdı Remzi. Diğer fillerin kocaman kulakları var. İnanamazsın. Neyse, açıklıyorum. Gelmiş geçmiş tüm birikimimi burada gördüğünüz daireye yatırdım. Ne? Ben de tüm birikimimle şurada gördüğünüz kumbarayı aldım. Ama içine atacak param kalmadı. Ayol ne yaptın Remzi sen? Ne yapacağız şimdi? Ben de onu konuşmaya geldim. Bu daireyi ne yapacağız? Benim aklımda bir fikir var ama önce sizinkileri duyalım. Bence daireyi tamamen yardım amaçlı kullanalım. Evsizlerin kalabileceği bir yer olsun. Hem çorba kaynatıp dağıtırız. Bence dairenin içinde son teknoloji robotlar üretip satalım. Bence daireyi direkt satalım. Yastık altında paramız kalsın. Hapşu hapşu tüm hayallerimizi yıktın. Senin parlak fikrin ne? Bence dairenin içine fener balıklarını dolduralım. Bu fener balıkları geceleri şehri aydınlatsınlar. Böylece gemiler binalara çarpmaz. Benim ne işim var burada? Benim daha iyi bir fikrim var. Ama önce şu haberi izleyin. Evet sayın seyirciler. Dünyayı kasıp kavuran yeni uygulamanın adı Puanlı Bizi. Artık telefonunuzdan gittiğiniz restoranları, kafeleri, otelleri ve daha birçok mekanı puanlayabiliyorsunuz. Pardon canlı yayındayız, çıkar mısınız? Dostum Puanlı Bizi uygulamasında haber kanalınız 0 yıldız almış. Benimse 5 yıldızım var. Artık herkes benim dans edişimi izleyecek. Hayır. Çikipa, çiki 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 çikipa. Bence çok saçmaymış. Teknolojiye bu kadar bağlı olmamak lazım. Tam tersi. Teknolojiye ayak uydurman lazım anne. Benim ayağım 56 numara. Ben bile ayak uydurdum. Gittiğim her yere 0'dan 5'e kadar yıldız veriyorum. Neyse. Sözünüzü daireyi güzelleştirelim ve kiraya verelim. Puanla Bizi uygulamasında da 5 yıldızlık bir yer olalım. Böylece herkes bizim dairemizi kiralamak ister. Ay çok heyecanlandım. Ama ya başarısız olursak? Tüm birikim boşa gider. O zaman çok sıkı çalışacağız. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Ay yamanı! Remzi Bey, şu an ciddi bir toplantıdasınız. Lütfen hareketlerinize dikkat edin. Evet aşağı bakmayın siz de. Pantolonumu giymeyi unutmuşum. Ne var? Şimdi de dairenin boyasını almaya gidelim. Alışveriş listesinin bitmesine az kaldı. Bu süper Necati 72 değil mi? Necati Bey, Necati Bey. Buyurun ikramımız köfte ekmek. Om yom, om om yom yom, om yom yom. Fena değilmiş. Puanlı Bizi'den 5 yıldız verirseniz çok memnun olurum. İyi alışverişler. Necati Bey, Necati Bey. Meyve sularım çok taze. 5 yıldızınız karşılığında bu içecek bedava. Anlaşın. Yaşasın. Neler oluyor böyle? Oo süper Necati 72. Tuvaletimizi denemek ister misiniz? He? Bilmem. Tuvaletim henüz gelmedi. Ama bizim tuvaletimiz özeldir. Çift aşamalı sifon sistemi, özel oda kokularıyla tam otomatik kapıları sizi çok şaşırtacak. Üstelik 50 kuruş farklı. Tamam dur söyleme giriyorum. Bir 5 yıldızınızı alırım o zaman. Gelmişken ben de gireyim bari. Senin telefonunda Puanla Bizi uygulaması var mı? Hayır. Ha, o zaman kullanamazsınız. Kusura bakma. Oy sifon bozuldu. Biz gidelim en iyisi. Sizin yıldızınız sağ olsun. İyi günler. Herkes iyice şaşırmış. O ne Remzi? Dairenin fotoğraflarını çekip öncesi sonrası yapacağım kadriye. Otomatiğe aldım fotoğraf makinesini. Ay ay gözüm kapalı çıktı ayol. Ay çok hızlı çekiyor bu poz veremiyorum. Aman ne güzel şimdi de gözüm kamaştı. İşler bitti sonunda. Harika oldu daire. Evet. Muhteşem döşedik değil mi Kadriye? Elimize sağlık. Remzi sen hiçbir şey yapmadın ki. Sabahtan beri uyuyorsun bir köşede. Olur mu Kadriye? Ben aslında uyumuyordum. Müşterilerin dairemiz için rezervasyon yapmasını bekliyordum. İşte galiba bir rezervasyon geldi. İçlik modellerinde %70 indirim. Reklammış. Bu sefer rezervasyon kesin. Yine mesaj. Bir içlik reklamı daha. Nereden biliyorlar içliğe ihtiyacım olduğunu? Ayol bakmayacak mısın? Ya müşteri ise? İçlikçidir kesin. %95 indirim yaparlarsa alacağım. Bir tane daha geldi. Ben bakamayacağım. Sen bak oğlum. Müşteri ise söylersin. Ribbi rezer noy sav zunurav.
yapıyorsun oğlum? Ha, ters tutuyormuşum. Bir rezervasyonunuz var. Yahoo! İlk müşterimiz. Daireyi kiralayan kişi Keçi Necmi. Yaşasın! Yuppi! Hadi şimdi çıkalım da ben anahtarı teslim edeyim. Umarım bize yüksek puan verir. Ha? Zevkten dört köşe oldum. İşte anahtarın. Sonunda uğraşıp yazamadığım şiirimi bitirdim. Dairen çok ilham verici. Bu harika. Puanlı bizi uygulamasından yıldızları bekliyorum o zaman. 5 yıldız verdim bile. Bak bak, dün gece yazdığım şiiri dinle. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir inatla yaşayacaksın. Bir keçi gibi mesela. Nasıl ama? İyi de Necmi. Bu şiir büyük üstad Nazım Hikmet'e ait ve şöyle... Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Ha? Neyse, ben biraz daha çalışayım. Görüşürüz. Sana demiştim Necmi, inat ettin. İşte bu. Artık 5 yıldızlı bir işletmeyiz. Rezervasyonlar yağacak. Ha? İşte yeni müşteri rezervasyon yaptı. Haritada yakınlarda görülüyor. Necati Bey, ne olur bir şans daha verin. Olmaz. Kağıt kebabımın yanına kalem kebabı getirmediniz. Ama Necati Bey, kalem kebabı diye bir şey yok ki. Dolma kalem bardak kebabı yok mu yani? Sana 0 yıldız veriyorum. Şimdi beni rahat bırak. Bu anlamam gereken bir daire var. 0 yıldız olamaz. Müşterim gelmek üzere. Merhaba Remzi. Bir dakika Necati. Müşterim çok yaklaştı. Haritadan görebiliyorum. Bak bakayım müşterinin adı ne? Bakayım. Süper Necati 72. Ha? Necati, bu sen misin? Niye kiraladın bizim daireyi? Keçi Necmi 5 yıldız vermiş sana. Necmi'den yüksek puan almak kolay. Sana benim gibi zorlu bir müşteri lazım. Kolaysa benden 5 yıldız al. Necati, iyice saçmaladın sen de. İyi, al madem. Hadi geç geç. Ev sahibi kaba davranıyor. Yaz bunu. Bunu dikkate alacağım. Alo, Remzi. Alo, efendim Necati. Remzi, bu binada asansör yok. Ben 30 yıldır merdiven çıkmıyorum Remzi. Hemen bu binaya bir asansör getir, yoksa düşük puan veririm. Necati, daire zaten giriş katında. Benle uğraşma. Hadi bay bay. Beyefendi, beyefendi. Süper Necati 72 sanırım sizin dairenizi tutmuş. Evet, ne oldu? Sakın kötü puan vermesin size. Onun profili çok yüksek seviyede. Verdiği bir kötü puan tüm iyi puanlarınızı alıp götürür. Sonra hiç müşteri bulamazsınız. Yok canım, o kadar da değildir. İnanmıyorsanız bakın. 5 yıldızlı kebapçıma 0 yıldız verdi ve dükkanım batıyor. Gel vatandaş, gel. Vatan kebapçının malları bunlar. Benden söylemesi. Necati, her ne istiyorsa yapmanız lazım. Yoksa tüm yatırımınız çöpe gider. Necati ne istiyorsa yapmak mı lazım? Mahvoldum. Size anlattığım gibi, bu gördüğünüz adamın her isteğine koşacağız. Baba, ikide bir de toplantı düzenlemeyi bırakır mısın artık? Hadi bir an önce gidelim o zaman. Ama asansörü nereden bulacağız ki? Asansöre gerek yok. Benim daha iyi bir fikrim var. Yukarı, aşağı. Bir daha yukarı, daha da yukarı. Şimdi aşağı. Biraz daha aşağı. Şimdi yukarı. Yukarı, aşağı. Necati Bey, lütfen ama. Asansörün de bir canı var. Asansörde kaldım. Elektrikler mi gitti acaba? Neyse, benim asansörde 7 saat kalma rekorum var. Yeni bir rekor fena olmaz. Tamam tamam. Çıkıyorum yukarı. Çık çık. Banyonuz hazır Necati Bey. Yuppi! Şimdi senden istediğim malzemeleri küvete dök. Nasıl yani? Dök dedim. Yoksa 0 yıldız veririm. Peki. Karıştır şimdi. Oluyor. Oba! İşte bu. Küvette slime yaptık. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu ev hiç merkezi değil. Evi biraz merkeze ittirin. Nasıl yani? Şşt kızım, tamam. Müşteri her zaman haklıdır. Şunu istiyorum, bunu istiyorum, ondan istiyorum. Yok, bu da yetmez. Biraz da şundan. Her şeyi istiyorum.
acısı. Tüm isteklerini karşılayabildik mi? O da biraz karanlık gibi. Şakir koş oğlum, lamba getir. Hayır Şakir, lamba değil. Biraz daha heyecanlı bir şeyler. Mesela evet, fener balığı getir bana. Odayı aydınlatsın. Evde oyun oynayabilecekken düştüğüm hallere bak. Keşke Canan'ı dinleyip yardım evi yapsaydık. Ne olur 2 dakika gelsen, geri bırakırım seni buraya. Olmaz kardeşim, işim var diyorum. Daha deniz kabuğu toplayıp ev yapacağım. İnşaat işine girdim de. Hadi lütfen, uzun sürmeyecek. Bırak peşimi. Çok çaresiziz. Oğlum sen ne yaptın? Hiç merak etmeyin. Puanla bizi uygulamasından sonra yeni bir uygulama daha çıktı. Mirket abinin yazdığı yeni uygulamanın adı... Puanla beni. Artık müşteriler de puanlanabilecek. Ve işte burada Necati abiye 0 yıldız vermek isteyen bir dolu insan var. Hı? Ne oluyor? Necati'ye 0 yıldız. Necati'ye 0 yıldız. Bir daha canıma giremez. Canıma giremez kardeşim. Al benden de 0 yıldız. 0 yıldız mı? Hepinize 0 yıldız vereceğim, görürsünüz. Şu pastacıdan başlıyorum. Orada dur bakalım. Puanla beni uygulamasına bakmadın mı? Senin müşteri puanın 0. Dükkanıma giremezsin. Olamaz. Hayır olamaz. Peki burası? Buraya da giremezsin çünkü puanın 0. Hayır olamaz. Sana kasap da yasak. 0 puansın. Olamaz. Kimse beni almıyor. Aferin oğlum. Kurtulduk. Yaşasın. Şu daireyi de satıp kurtulalım en iyisi. Abi ben satarım senin daireyi. Gel vatandaş gel. Ev alma komşu ol. Ev alma komşu ol. Pek beceremeyecek gibi ama dur bakalım. Meteorolojiden aldığımız habere göre çok fena doğa olayları olacakmış. Şimdi meteorolojiye bağlanıyoruz. Alo. Çok fena doğa olayları olacak. Evet, duydunuz. Onlar da aynını söylüyorlar. Peki nedir bu fena olaylar? İşte ekranda görüyorsunuz. Ekrandaki kim? Pardon abi. Benim anneanne bu. Geçenlerde tuvaleti temizlerken uyuyakalmıştı. Tuvalet pompası sıkışmış kafasına. Evladım ne yapayım ben senin anneannenin kafasındaki pompayı? Buyur abi. Gerçek görüntü bu. İşte yakında olacak çok fena olaylar. Yağmur, çamur, rüzgar, şimşek, anane, fırtına. Oğlum yine anane geldi. Yaşasın, macera geliyor. Eyvah eyvah, başımıza neler gelecek. Geçen gün benim başıma yoğurt kabı gelmişti. Sakin olun. Şu camları iyice kapattık mı hiçbir şey olmadı. Oo, bayrak gibi dalgalanıyorsun Remzi. Vay canına. Beklediğim kasırga yıllar sonra ortaya çıktı. Bu gelmiş geçmiş en büyük kasırga olacak. Geçen haftaki yağmur için de öyle demiştin. Biraz abartıyorsun galiba olayları. Bak bavul, bavulluğunu bil. Ben diyorsam doğrudur. Bu kasırga bütün şehri yok edecek. O halde ben toparlanıyorum. Buralardan gidelim. Ne alayım sana? İç çamaşırı, pijama falan? Hayır, kaçmayacağız. Bu benim için bir fırsat. Çorap alıyorum 4-5 tane. Her gün için bir tane yeter mi? Çorap filan istemiyorum. Felaketler için hazırladığım sığınağımı test edeceğiz. Bütün
bütün bir şehre yetecek kadar büyük bir sığınağımız var. Havluyu çıkarıyorum o zaman. Zaten plajda veriyorlar. Hala plaj diyor. Çabuk bana Remzi'lerin evini bağla. Tamam tamam, sinirlenme. Bak bu da benim sinirli sesim. Alo, Remzi'lerin evi mi? Aa, o ne? Remzi'lerin kirli sepeti konuşuyor. Alo, sepet ne haber? Sepet. Sepet sen, beni sonra ararım. Ha, Necati? Çek git şuradan. Remzi'leri ver bana. Aa, bu ne? Kadriye, bizim sepet konuşuyor. Hangi sepet? Fark eder mi hangisi oldu? Sepetler konuşmaz. Bir sessiz olun. Beni dinleyin. Abimi bağırtmayın. Dur bavul, sen de konuşma. İyice kafaları karışacak. Kadriye, bavul da konuşuyormuş. Hangi bavul? Ne oldu? Macera mı var? Neket abi özel durumlar için bu kirli sepetine gizli bir kamera takmıştı. Unuttunuz mu? Aa, öyle mi? Ben hiç hatırlamıyorum bu sepet olayını. Kirlilerine sepete atmıyorsun ya, ondandır. Kadriye bir, Remzi sıfır. Arkadaşlar beni iyi dinleyin. Korkunç bir kasırga şehre doğru yaklaşıyor. Bu kasırgadan korunmak için hemen sığınağıma gelin. Durun. Bu sepette sadece bir tane çorap var. Bunun teki nerede? Aa, ben de onu arıyordum. Beni çıldırtmayın. Çabuk gelin şu sığınağa. Çok az vaktimiz kaldı. Kızdırmayın abimi. Erken büyütme sen de. Alt tarafı rüzgar. İki buf buf yapacak o kadar. Buf buf. Evet buf buf. Bunları bir türlü ikna edemiyorum. Bir bavul para ver. Koyuyorum paraları içime. Ne kadar koyayım? Sen dur de. 10, 20, 30. Dur. 30 lira. Buldum onları nasıl getireceğimi. Kadriye. Hangi Kadriye? Ay evet benim o. Eğer sığınağa gelirseniz burada asla ev işi yapmayacaksın. Yemek hazırlamayacaksın ve her gün arkadaşlarla çay partisi yapacaksın. Hem de sınırsız kısır var. Lül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 
olsun. Bedava tırnak.
hareket. Bayıldım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun Kadriye. Tarifini vereyim mi? Yok, verme. Böyle bir cevap beklemiyordum Kadriye. Ben kilitlendim şu an. Şaka şaka ver. Oh. Ay, oh, hepsi bitti. Arkadaşlar, açık büfeyi bitirdim. Artık açık değil. Bitik büfe bunun adı. Bitik. O ses neydi? O da ne? O ses neydi? İdem'den geldi galiba. O sondaki ekmek arası ekmeği yemeyecektim. Adam ekmek arası ekmek yiyor. Bitmiş artık, bitmiş. Kargo. Güvenlik kamerasından bakalım sahiden de kargo muymuş? Kim o? Kargo. Kargo mu? He, abi ben sipariş vermiştim geçen gün. O geldi galiba. Ne aldın oğlum? Bavul aldım abi. Cabin boy. Sen bavulsun zaten. Niye bir daha bavul alıyorsun? Saçmalamayın. Bu kargocu değil. Kasırga. Baksanıza. Ha, evet kasırga bu. Bizi kandırmaya çalışıyor. Sana kapıyı açmayacağız kasırga kardeş. Git buradan. Bütün bu şehri dağıtmalıyım. Evladım oyna ama dağıtmadan oyna. Siz açmazsanız ben girerim. Kayda giriyorum. Amanın kapıyı kıracak. Kaçın. Merak etmeyin. Bu sınağın kapısı bir tonluk kasırganın gücüne dayanabilecek şekilde tasarlandı. Sen kaç kilosun kasırga? Bir ton 5 gram. Kaçın. 5 gram fazla var. Sığınak yapmıştım. Sığınak içinde sığınak mı? Ekmek arası ekmek gibi. Ay, susun. Yemek demeyin bana. Yürüyecek halim kalmadı. Kasırga pençesi. Hadi herkes girsin. Bu oda son şansımız. Burada da kısır var mı? Katriye, bir şey demiyorum. Neyse. Hadi girin. Eyvah, Necati abi gelemedi. Çok yediği için yürüyemiyor. Necati, soda iç. Soda ile olmaz. Onu bırakamayız. Gel bakalım buraya tombik döner. Midem, sarsma beni. Üzerim seni. Necati abi. Oğlum dur. Şimdi seni yiyeceğim ve bunu videoya çekeceğim. Bakalım Fil Necati bu durumdan kurtulabilecek mi? Az sonra. Hayır, şimdi. Ne oluyor? Gücün kendinden küçüklerle uğraşmaya mı yetiyor yoksa? Yoksa kendi boyutundakilerle savaşacak cesaretin yok mu? Ama ben ben de böyle olsun istemezdim. Ay yazık. Ağlattınız çocuğu. Bir de sulu göz kasırga çıktı başımıza. Sadesi yetmiyormuş gibi. Sen bir şeye mi canını sıktın kasırga kardeş? Anlat istersen. Açılırsın. Ben normalde okyanusun ortasında ıssız bir adada yaşıyorum. Adadaki arkadaşlarım Yanardağ Faruk, Tsunami Celil ve Bulut Hakkı sürekli benimle dalga geçerler. Çünkü onlara göre ben çok güçsüzmüşüm. Ben de etrafa lav atarım. Ben de yıldırım. Ben de her yeri sularım. Peki sen ne yapabilirsin küçük? Ben de her şeyi havaya atarım. Bakın. Bu mu yani? Yaprağı bile zor kıpırdattım yerinden. Bize gücünü kanıtlamadan sakın gelme buraya. İşte böyle. Bizim ufaklığa bak sen. Bu sefer sahiden de iyi iş başarmış. Evet. Temiz iş çıkarmış. Hakkını verelim. Bakın şurada ne yazıyor? Bedava tırnak. Yok. Bedava sığınak. Buradalar mıymış? Ama saklanıyorlar. Ay nasıl korkmuşlar baksana. Korkmuşlar. Kıyamam. Değil mi? Sanki giremeyeceğiz. Giremeyeceğiz. Faruk abi. Küçük. İşler iyi bakıyorum. Dağıtmışsın ortalığı. He? Bunlar kim? Bunları niye uçurmadın? Ben de tam onları... Hadi üfle bakalım. Hadi. Tamam. Eyvah! Şimdi bittik. Hepinizi çok seviyorum dostlarım. Geçin Ecmi hariç tabii. Çok da umurumdaydı. Bence umurunda. Popüler biri tarafından sevilmek istiyorsun sen de. Hadi. Onlara bir şey kanıtlamak zorunda değilsin. Sen zaten güçlüsün. Bunu bilmen yeter. Ama
Beni tuttun ya, ondan oldu. Benim de yardımım var. Bu hep böyle kendine pay çıkartır mı? Her zaman. Bak bak, skaçlara bak. Takım oluyorlar akıllarınca. Bütün bu mahalleyi kim tamir edecek şimdi? Ben size yardım edeceğim, merak etmeyin. Ve o günden sonra bu diyarlarda yaşayan herkes kasırgayla çok iyi dost oldu. Huzur, bereket ve bolluk yayıldı her yere. Ve bütün herkes ömürlerinin sonuna kadar mutluluk içinde yaşadılar. Tabii ki bavulla keçi Necmi hariç. Onlar hep buz kabuğuna basıp düştüler. Ohay! Necati! Dikkat! Meteoroloji yetkilileri uyarıyor. Tehlikeli bir kasırga şehrimize yaklaşmakta. Herkes güvenli yerlere gitsin. Eyvah! Duydunuz mu? Bu kasırga tehlikeliymiş. Meteoroloji yetkilileri uyarıyor. Ha! İnanmayın bu laflara. Bir kere bile meteor düşmedi bizim mahalleye. Remzi haklı. Meteoroloji ve meteorun hiç ilgisi yok. Ayrıca yetkililer ne yapabilirler ki? Onlar sadece gözlemleyip tedbir almamızı sağlıyor. Şimdiden zeki kız haklı gibi geldi. Keşke meteorlar düşse, içlerinden uzaylı organizmalar etrafa yayılsa, bütün herkesi ele geçirse ve büyük bir macera başlasa. Oo, kapüşonu kafasına yapışıktan ilginç bir açıklama geldi. Hayır, kafama yapışık değil. Yapışık! Ah! Elimde bir sihirli değnek olsaydı neler yapardım neler. Neler yapardın Remzi? Mercimek köftesi falan yapar mısın mesela? Hayır Necati. Kasırgayı engellerdim. Mercimek köftesi yapsaydın ne güzel yerdik. Hortum başladı. Hortum başladı. Birazdan etrafta inekler uçacak. Arabayla hortumdan kaçacağız. Kasırga geliyor Şakir. Hortum değil. Nasıl yani? Hop diri fututu diye dönen hortum yok mu? Evet Necati. Bahçe hortumu var arkada. O dönüyor öyle. Evet. Hortum olmasa da kasırga o kadar şiddetli ki o da seni uçurabilir Necati abi. Of Necati abi uçacak ve bir evin çatısından içeri girecek. Sonra da büyük bir kurtarma operasyonu. Tam bir film gibi. Evet, çılgın hamsiler tatilde. Yanlış örnek. Hızlanıyor bu kasırga. Herkes dikkat etsin. Ay, onlara kalsa her hava olayı tehlikeli. Merhaba çocuklar. Güle güle çocuklar. Kasırga gittikçe tehlikeli bir hal alıyor. Hiçbir şey olmaz. Baba, dikkat et. Ya ben niye dikkat edeyim evladım? Yetkililer et. Baba arkanda. Yetkililer dikkat edin diye uyarmıştı. Haklılarmış. Ah kafam. Aferin. Ne oldu demin öyle? Remzi. Remzi. Kim var orada? Remzi. Remzi. Necati sakın beni korkutma. Biliyorsun aniden korkunca kedi gibi bağırıyorum. Remzi. Sen başka bir şey demiyor musun? Sürekli Remzi, Remzi. Başka bir şey. Bu da ne? Bir portal olmalı mı? Bir geçit. Remzi. Remzi. Geldim. Ne kadar sabırsız bir ses bu. Merhabalar Remzi Bey. Merhaba. Siz de kimsiniz? Ben bir bilim hayvanıyım. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun Remzi Bey. Beni ne için bekliyordunuz Hamster Bey? Anlayamadım. Tabii ki de bize yardım etmeniz için. Ya demek öyle. Tabii. Siz de benim yeteneklerimin farkına varmış olmalısınız. Burası bizim deneylerimizi yaptığımız yer. Birazdan da son teknoloji bir uyduyu uzaya fırlatacağız. Ve dünyadaki ekosistemi yakından takip edeceğiz. Efendim, roketi fırlatıyoruz. İyi iyi, fırlatın. Roket bu sonuçta, ne yapacaksınız başka? 3, 2, 1, ateş! Oh oh, bu dev ekranda ne güzel oyun oynanır. Efendim, cihaz roketten ayrıldı. Her
şey hazır. Nedir bu cihaz? Çok pahalı bir şey gibi. Çılgınlar gibi pahalı. Öyle böyle değil. Neyse, bilindiği gibi biz canlılar ne yazık ki dünyanın ekolojik dengesini bozduk. Bilinçsizce tükettik ve tüm doğal kaynakları bitirdik. O yüzden mevsimler bile değişti. Bu cihazda bozulmuş olan sistemimizi eski haline dengelemeye çalışacak. Oo, ne taktınız buna? Soba mı? Evet, o ısı ileticisi güneşten gelen ısıyı dünyaya yansıtmaya yarıyor. Böylece havanın sıcaklığını arttırabileceğiz. Peki yandaki nedir? Klima mı? Aynen öyle. O da soğuk gezegenlerden aldığı eksi 100 derecedeki ısıyı dünyaya yollamaya yarıyor. Böylece havanın ısısını düşürebileceğiz. Lütfen ben kullanayım bu cihazı. Çok hoşuma gitti. Bilim kurgu filmi gibi. Tabii ki de Remzi Bey. Mutluyum. Yuppi. İşte burası sizin çalışma odanız Remzi Bey. Buradaki sisteme giriş yaparak biraz önce bahsettiğim cihazı ayarlayabilirsiniz. Hadi kolay gelsin. Vay canına. Hemen işimizin başına geçelim. Öncelikle hemen bu kasırgayı ortadan kaldıralım. Bunun için de elektrik süpürgesi özelliğini kullanalım. Şahane, vakum gibi çekiyor. Her eve lazım bundan. Nasıl bitti? Giden gitti. Bakın, kasırga sona erdi. Sanki bir elektrik süpürgesi birden çekti kasırgayı. Canan, Şakir, babanız nerede? Bilmem ki, az önce buradaydı. Ben de ortadan kaybolsam böyle merak eder misin Kadriye? Ay etmem. Sağ ol, içim rahatladı. İşte bu iş böyle yapılır. Mahalleyi kasırgadan kurtardığıma göre biraz dinlenebilirim. Alarm, alarm, acil durum. Kuraklık tespit edildi. Acil durum, kuraklık tespit edildi. Kulaklık mı? Kulaklık niye tespit edildi? Kulaklık değil, kuraklık. Rize'nin R'si. Rize'de kuraklık olmaz. Orası hep yağış alır. Bu yeni gelen çıldırtacak beni. Arkadaşım Rize'de değil, senin bölgende kuraklık başlıyor. Eyvah! Demin süpürgeyle çok mu çektim acaba? Dur bakayım. Bunun başka bir ayarı da olması lazım. Çok sıcak. Çok fazla sıcak. Şuna bakın, susuzluktan hortumum büzüştü. Şakir, bak bakayım komşularda su var mı? Su kesilmiş. Bakın bakın, radyoda ne diyor? Tüm mahallenin dikkatine. Kuraklık yüzünden suyumuz bitmiştir. Geçmiş olsun. Vızır vızır. Radyoda eriyor sıcaktan. Zaten yıllardır televizyon radyoyu bitirmişti. İnternet de televizyonu bitirdi. Acaba interneti ne bitirecek? Sanal gerçeklik mi? Eyvah! Sıcaktan dolayı Necati abi ne dediğini şaşırdı. Neredeydi bu tuş? İşte yağmur butonu. Şakir, koş! Belediye mahalleyi yüzme havuzuna çevirdi. O ne? Ne yüzme havuzu Necati abi? Mahalleyi sel bastı. Necati abi, hepimizin evini su bastı. Eşyalarımız selle birlikte suya kapılıp gidiyor. Bu benim koltuk takımım değil mi? Su sporu yapıyorlar. Bu da benim fişonyerim. Fişonyer değil de şifonyer olmasın o. Burada fişonyerim yüzüyor. Sen hala hatalarımı yüzüme vurma derdindesin Canan. Aşk olsun. Şu giden benim yatağım değil mi? O da su yatağı olmuş. Daha fazla su esprim varsa hepsini yap bence. Kaçın! Köpek balıkları geliyor! Tanju, ne yapıyorsun? Hayatımı kurtarıyorum. Hayır Tanju, ayakkabılarınla yatağıma çıkıyorsun. Bu çok ayıp bir davranış. İn oradan. Köpek balıklarına dikkat et Tanju abi. Cici balıklar. Siz köpek balığısınız. Ben de köpeğim. Akraba sayılırız. Abi bu doğru mu? Yakalım öyle bir şey. Isırmaya devam et.
Eyvah! İşler iyice sarpa sarıyor. Şimdi de mahalleyi su bastı. Ne yapsam? Ah, buldum! Şu yandaki gezegenden biraz kum çekeyim. Tamam, şimdi de bu kumları bize atayım. Belki bir işe yarar. Ay, içlem yok. Ay, şimdi çok bayılacağım, sıcak. Çok sıcak. Aa, su. Of, aman, aman. Of, aman, dizlerim parçalandı. Necati abi, böyle yürümemiz gerektiğinden emin misin? İzlediğim tüm çöl filmlerinde çöle düşenler dizlerinin üzerinde oflayarak yürüyorlardı. Böyle yürümekten yoruldum. Hem acıktım da. Evet, ben de çok acıktım. Anne, ne yemek var? Bakın, makarna yaptım. Tatlı olarak da kek var. Anne, sen Serap görüyorsun galiba. Ellerim bomboş. Ne kadar güzel bir gün. Ne kadar da güzel bir ortam, değil mi? Deme kardeş, şimdi senin kalbini kırarım. Yemek yok, yemek. Nasıl güzel bir ortam. Ben hep böyle ortamlara alışık olduğum için benim için muhteşem. Peki bir şey soracağım deve. Senin boynun neden eğri? Bilmem, hiç düşünmemiştim. Bir atasözüyle mi ilgisi vardı? Eğer öyleyse atasözlerine pek hakim değil. Nerem doğru ki diyeceksin? Nerem doğru ki? Nerem doğru ki? Bu kadardı. Niye uzatıyorsun? Neden? Of of! Ne yapacağım ben şimdi? Bu çöl iklimi nasıl geçer? Bir dakika, buldum. Kliması vardı bu makinenin. Çok soğuk. Sabahtan beri macera istiyordun Şakir. Mutlu musun? Evet. Çok. Şaka şaka. Normal konuşabiliyorum ben. Bakkal amca, dondurman var mı? Ayol, bu Tanju niye üşümüyor? Sokakta yaşadığı için alışmış soğuğa herhalde. Evladım, ben olmuşum dondurma. Sen ne diyorsun bakayım? Aa, dondurma mı oldun sen? Bakkallı dondurma. İlginç. Eyvah, tüm mahalleyi mahvettim. Hepsi benim suçum. Canan haklıymış. Bu iş ne kadar da zormuş. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Buna bastım. Şuna da basayım. Buna da. Küresel ısınma başladı. Küresel ısınma başladı. Ne yaptın sen? Milyonluk makineyi bozdun. Hepimizin işi bitti. Tosun abiden çok korkarım. Ağır. Bittik. Ay. Ne yapacağım ben? İmdat. Nihayet kendine geliyor. Remzi. Eyvah. Tosun abi. Ne diyorsun Remzi? Ne Tosun abisi? Tosun abi mi? Ne? Rüya mıymış? Evet, rüyaymış. Hepsi rüyaymış. Oh, dünya varmış. Baba, ne oluyor? İyi misin? Çok iyiyim kızım. Hem de çok. Bana ne oldu peki? Ha? Kafam niye sargılı? Ne olacak? Kafana kasırgada uçan bir dikkat tabelası çarptı. Kafana tabela çarpınca da bayıldım. Tüm halkımızın dikkatine. Kasırga tehlikesi geçmiştir. Şu anda aldığımız bilgiye göre kasırga tehlikesi ortadan kalkmıştır. Geçmiş olsun. Duydunuz mu? Tehlike geçmiş. Ama ben gerçekten gördüm olanları. Siz bilmiyorsunuz. Hamsterlar var. Uzaya bir tane uydu yolladılar. Diğer gezegenlerden bir şey çekip buraya ısı yansıtıyorlar. Güneş panelleri var. Hatta elektrik süpürgesi de var. Sonra ekranda birden yazılar çıkıyor. Alarm çalıyor. Küresel bir şeyler oluyor. Sonra da... Eyvah! Bayıldı yine. Oo, hazır bayılmışken bence suratına bir şeyler çizelim. Saçmalama Necati. Evet diyenler...
Hadi Kadriye hadi. Sen de istiyorsun biliyorum. Of! Kimde pastel boya var? Hay! Azıcık da bana yer açın. Kalsın Necati derler bana.